Şimdi bu gündemde yer alan para sayma meselesi, o görüntüler oldukça tepkilere neden oldu dedik. Elbette sosyal medya platformu X üzerinde de vatandaşların oldukça tepkisini çekti. Bu paralar nereden geldi, nereye gidiyor, nerelere harcandı soruları soruldu. Öncelikle bu görüntüleri bir verelim, ardından üzerine konuşmaya başlayalım. Paralar bavullarla geldi, sayması saatler sürdü. Görüntüler İstanbul'da bir avukatlık bürosunda kaydedildi. Bavullarla parayı getiren isim Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası Fatih Keleş. Görüntülerde bir avukatlık bürosuna bavullarla getirilen milyonlarca lira ve dövizin sayıldığı görülüyor. Sayım tam 4 saat sürüyor. Kaynağı belli olmayan para sayılırken Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş sayım işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Şu anda 13. Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri en yakın isimlerinden biri. İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte ilişkilerin daha da arttığı tahmin ediliyor. Fatih Keleş aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'unda başkanlığını yapıyor. CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Özgür Naz ve özel kalem müdürü Can Yıldız da görüntülerde yer alıyor. İki ismin milyonlarca lirayı taşıması ve sayması dikkat çekiyor. Paranın nereden geldiği, kime ait olduğu merak ediliyor. Ortaya çıkan görüntülerle ilgili henüz CHP'den bir açıklama gelmedi. Şimdi Sayın Zilan, elbette bu paranın kaynağı, nereye harcandığı oldukça merak konusu. Zaten bu tartışılıyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı, o işte Özel'in genel başkanlığı kazandığı CHP kurultayının ardından biliyorsunuz ki parti rüşvet ve delege transferleri iddialarıyla çalkalanmıştı. Hatta o dönem CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, "Ben kullanıp atacağınız bir adam değilim, konuşursam altında kalırsınız" paylaşımında bulunmuştu. Bunlar o dönem oldukça dikkat çeken meselelerdi. Bu görüntüler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat acaba bu parti içerisinde nasıl yankılanacak ve elbette bu görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Şimdi önce şu tespiti yapmak gerekiyor. Bir kere bu seçim, yani 31 Mart yerel seçimleri atmosferi siyasal olarak şöyle bir tespit yapmamızı mümkün kılıyor. Çok sofistike, çok karmaşık, kimin nerede yer aldığının belirsiz olduğu, flu olduğu ve parti içerisinde birçok iddianın ortaya saçıldığı bir seçim süreci yaşıyoruz ve hakikaten şaşkınlıkla izliyoruz. Şimdi demin ekranlarda izleyicilerimiz de takip etti, izledi, detaylarını gördü. Bu görüntü, bu video kaydı dünyanın neresinde ortaya çıkarsa çıksın büyük bir etki yaratır. Yani büyük bir skandal, işte kule şeklinde 4 saat süren bir para sayma ortamı var, bir avukatlık bürosu ve bu paranın kaynağı, bu paranın nereden geldiği, bu paranın kime gittiği, bu paranın neden orada saatlerce sayıldığının açıklanmadığı, bunun cevap bulmadığı bir ortamda seçime giriyoruz. Şimdi bu görüntülerin üzerinde biraz duralım. Görüntüler içerisinde 3 kişi dikkat çekiyor. Birinci sırada Fatih Keleş var, ikinci sırada Özgür Nas var, üçüncü sırada Can Yıldız var. Tabii içeride 7-8 kişi var ama bu 3 isim çok kritik. Şimdi Fatih Keleş bir kere Trabzonlu, İmamoğlu'nun hemşerisi, Sürmene doğumlu, 1970 Sürmene doğumlu. Bu kişi Beylikdüzü'nden beri, yani İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri kendisinin yanından hiç ayrılmamış. Adeta işte sırdaş, birçok kaynağa göre de kasası tırnak içerisinde, evet, sayılan bir isim. Bu kişi aynı zamanda şu anda Beylikdüzü'nden seçilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Resmi bir sıfatı var. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'un başkanlığını yapıyor ki hakeza önceki dönemde Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı döneminde İmamoğlu'nun kendisi yine Beylikdüzü Spor'un başkanlığını yapıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Fatih Keleş İmamoğlu'nun güvendiği bir isim. Şimdi bu isim getiriyor paraları vesaire ve oradaki grup sayıyor. Diğer bir isim kritik, Özgür Naz. O da CHP eski il başkan yardımcısı. Bu da parti içerisinde birisinin olduğu, teşkilat mensubu birisinin de orada olduğunu söylüyor. Can Yıldız, Canan Kaftancıoğlu'nun eski özel kalem müdür yardımcısı.
şey müdürü. Şimdi dolayısıyla bu bir kere ortam tamamen CHP'lilerin olduğu bir ortam ve kaynağı belirsiz, kimin tarafından geldiği belirsiz, kime gittiği belirsiz bir para sayılıyor ve bu paranın miktarı öyle az buz bir para değil. Niye değil? Bu görüntüler 4 saat süren, yaklaşık 4 saat süren bir para sayma işlemi ve bir de arada bir yemek molası veriyorlar. Yani herhalde saymaktan yoruluyorlar, mola veriyorlar, daha sonra devir daim şeklinde parayı sayıyorlar. Şimdi bu seçim atmosferinde bunu sormamız gerekiyor. Bir, bu para nereden geldi? Yani bu paranın kaynağı nedir? Nereden geldiği İmamoğlu tarafından, Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanması lazım. Çünkü bu birinci derecede sorumlu. Bunun açıklanması, yani bunu izah etmesi gereken Sayın İmamoğlu. Çünkü seçime gidiyor. Yalanlama da yapılmadı. Yani böyle bir görüntü... Efendim? Bir yalanlama da yapılmadı. Yalanlama yapılmadı, açıklama yapılmadı. Ya söyleyebilirsiniz. Yani bu paranın kaynağı şurasıdır. Bu para bu şuradan geldi. Buraya gönderilmek üzere, şu isme gönderilmek üzere orada sayıldı, gönderildi. Yani burada bu iddiaları boşa çıkartabilirsiniz. Bu çok basit. Yani çıkarsınız ekran karşısına. Paranın kaynağını söylersiniz. Seçmenleriniz de İstanbul halkı da tamam der. Herkes işine bakar. Ama siz bunu açıklamadığınız sürece bu ortada bir iddia olarak insanların kafasını karıştırır seçmenlerin ve bunun kaynağı sorulur. İki, bu para kime gidiyor? Üç, bu para mesela neden bir avukatlık bürosunda saatlerce sayılıyor? Yani oradaki isimler neden orada? Bu CHP teşkilatı içerisinde saydığımız üç isim neden bu paraların işte şeyini sayıyor vesaire? Neden onlar görevli? Bu soruları Sayın İmamoğlu'nun bence bir an önce açıklaması lazım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçen günlerde bir açıklama yaptı. Bence son derece doğru bir tespit. Dedi ki, giden hani gelen giden aratıyor. Şimdi giden kim? Kılıçdaroğlu. Gelen kim? Özgür Özel. Büyük bir umutla geldi. Peki ne oldu? Günün sonunda işte tartışmaların olduğu, iki başlılığın olduğu, işte Afyon örneğini biraz sonra konuşacağız. Ankara adayı Mansur Yavaş'ın açıklamasını konuşacağız. Yani karma karışık, parti içerisinde düzenin, işbirliğinin olmadığı, her kafadan bir sesin çıktığı, kimisinin DEM Parti'ye itiraz ettiği, kimisinin DEM Parti ile işbirliğine devam ettiği, İmamoğlu'nun bir genel başkan gibi davrandığı bir parti. Şimdi İmamoğlu'yla ilgili bir sürü iddia var. Demin siz sıraladınız. Yani ben size birkaç tane iddia söyleyeyim. Çok buyurun. Vahim iddialar. Bunları ben söylemiyorum. Bakın bunları CHP'liler söylüyor. CHP'li yetkililer söylüyor. Mesela bir parti meclisi üyesinin Muhittin Böceğin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böceğin adaylığının devam etmesi için 30 milyon TL ödediği iddiası var. Bunu kim söylüyor? CHP'li biri söylüyor. CHP'liler söylüyor bunu. Bir başka iddia, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultayla devrilmesi için, ki bu görüntüler içinde öyle onu söylüyorlar. Bu para sayma işinin o zamanlardan kalma bir görüntü olduğunu söylüyorlar. Ve bu paranın aslında bir iddiaya göre Kılıçdaroğlu'nu kurultayla devirmek için CHP'li parti meclisi üyelerine dağıtıldığı iddiası da var. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Aynen okuyorum. Buyurun. Eski parti meclisi üyesi Ferihan Karasu aynen şunları söylüyor. Diyor ki bir CHP Beşiktaş Belediye Meclis üyesi geldi ve bana şunu söyledi. İl kongresi ve kurultayda delegelere para dağıtıldı. Bununla ilgili ses kaydı var elimde. Şimdi bunu söyleyen eski parti meclis üyesi. Dolayısıyla böyle iddiaların ortaya saçıldığı ve cevap bulamadığı bir dönem yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu döneminde bakın bunu çok fazla görmüyorduk. Yani enteresan, şeffaflık diyen, değişim diyen bir genel başkanın ardından karma karışık bir partiyle karşı karşıyayız. Evet. Peki Hasan Uylaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir yankı var mı? Bir duyum aldın mı bu konuya ilişkin? Sinem, olayın üzerinden şu görüntüler, ekrandaki görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra üzerinden yaklaşık 24 saat geçti ama şu ana kadar her şeye cevap veren Sayın İmamoğlu'ndan bir yanıt gelmedi, bir açıklama da gelmedi. Diğer taraftan yine her olaya bir basın toplantısıyla yanıt veren Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünden de bir yanıt gelmedi. Genel başkan düzeyinden de bir açıklama yok. Ancak hocam da altını çizdi. Cevap verilmesi gereken birçok soru var ama halen olayın bir gri tarafı var ki bir avukatlık bürosu, ki en çok ortada konuşulan iddialardan bir tanesi bu paralarla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sürecinde delegelerin satın alındığı iddiası. Tabii avukatlık bürosunda olması son derece tartışılır başlıklardan, evet, bir tanesi. Neden avukatlık bürosunda sayılıyor? Diğer taraftan da özellikle yine Özgür, Nas ve Can Yıldız gibi isimlerin de
burada olması son derece soru işaretlerini artırıyor. Zira bu her iki isim de eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yakın isimler ki Canan Kaftancıoğlu'nun şu anda İstanbul'da parti örgütü içerisinde bir yetkisi yok. Bir anlamda zaten Sayın Kılıçdaroğlu'na destek veren, örtülü destek veren isimlerden bir tanesiydi. Bu anlamda kafada soru işareti çok, cevap verilmesi gereken soru çok aslında. Ama diğer taraftan da yakın zamanda geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yine bir mecliste para krizi yaşanmıştı. 250 bin dolarlık bir rakam Ordu Milletvekili Seyit Torun'un odasında temizlikçiler tarafından bulunuyor ki mecliste bu paraya ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. Güvenlik kamerası görüntüleri izleniyor. Tabii özellikle bu görüntülerin ortaya çıkması nasıl kaydedildi ki? Görünen o ki bir avukatlık bürosunda MOVESE görüntüsü var. Eğer ki hani son yapılan tartışmalar sonrası Kılıçdaroğlu tarafına özellikle Burcu Köksal tartışmasından sonra genel merkez bir anlamda genel merkeze yakın meslektaşlarımız Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından bu teklifin Burcu Köksal'a gittiği noktasında bir açıklaması vardı. Bu görüntüler kim tarafından sızdırıldı? Belki de bu soruya, akıllardaki soruya en net yanıtı verecek ismi tespit edilirse tabii. Ancak dediğimiz gibi özellikle Sayın İmamoğlu'ndan, diğer taraftan Özgür Özel'den henüz 24 saat geçmesine rağmen bu koynaya dair bu paralar bizim değil tarzı bir açıklama gelmedi. Bu açıklama gelmediği sürece bu paraların kaynağı mutlaka Ekrem İmamoğlu'na da yapışacaktır. Diğer taraftan da mevcut genel başkana yapışacaktır. Net bir ifade yok, net bir açıklama yok ancak rakam ciddi bir rakam olarak gözüküyor. 4 saat süren bir para sayımından bahsediyoruz. Ancak tekrar edelim, bu paranın kaynağı soruşturulması gerekiyor. Bu para zaten işte Özgür Nas'ın da, Can Yıldız'ın da, diğer taraftan da bu paraları da buraya getiren Fatih Keleş'in de yaptığı işler belli. Para trafikleri mutlaka bellidir ki yakın zamanda Sayın İmamoğlu mal beyanında bulmuş mal varlığını sosyal medyada hesabından açıklamıştı. Görünen o ki bu rakamlara baktığımızda Sayın İmamoğlu'nun açıkladığı mal varlığından kat be kat daha fazla bir rakamdan paradan bahsediyoruz. Mutlaka savcılık bir soruşturma başlatacaktır. Bu paranın üzerine gidilecektir. Bu isimler üzerinden de bu paranın kaynağı mutlaka tespit edilecektir. Evet. Peki şimdi Hasan Uylaş'ın da Sinan, dediği gibi... Sinan ben bir ek, Sayın ek yapmak istiyorum. Tabii. Şimdi bu görüntülerin sızdırılması hususu da bence son derece kritik. Tam onu soracaktım. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin evet. işte bu görüntülerin sızdırılmasında etkili olduğuna yönelik iddialar var. Eğer böyle bir şey söz konusuysa da parti içerisinde bir kriz çıkarmak adına bir operasyon mu çekiliyor o zaman? Ya şimdi ben bunu bir kere bana göre bir hesaplaşma bu. Yani iki tarafın hesaplaşması, kimin hesaplaşması? Eş başkan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel cephesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının bir hesaplaşması. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Kurultaydan önce bir Ekrem İmamoğlu'nun böyle dışarıya kapalı çevrim içi yaptığı bir toplantı evet. sızmıştı hatırlarsınız. O toplantıda İmamoğlu'nun organize ettiği ve içerisinde partinin üst düzey yetkililerinin olduğu bir toplantıydı o ve orada kurultayda kime ikna edebiliriz, kime partide işte kendi lehimize çekebiliriz, tarafımıza çekebiliriz toplantısıydı ve o toplantı ifşa edildi hatırlarsanız. Evet. Şimdi tam da böyle parti içerisinde böyle tarafların işte adaylıktan memnun olmayan, aday gösterilmeyen Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının daha belirgin olduğu, Ekrem İmamoğlu cephesinin de daha böyle bir hizipleştiği bir dönemde bu sızdırılıyor. Bu bir hesaplaşma ve öyle zannediyorum ki bu süreç eninde sonundaki Kemal Kılıçdaroğlu buna benzer bir imalı açıklama yaptı. Dedi ki 1 Nisan sabahı seçimden sonraki ilk gündür gibi bir ifade kullandı. Kinayeli bir ifadeydi o bana göre. Yani bu bize şunu gösteriyor. CHP eğer seçimlerde 31 Mart akşamı umduğunu bulamazsa Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları sabahın ilk saatlerinde kurultay için düğmeye basacak ve muhtemelen CHP olağanüstü bir kurultaya gidecek. Şimdi hocam aslında görüntüleri izlerken aklıma geldi. Şimdi avukatlık bürosunda neden bu iş yapılır? İki ihtimal var ki bu paraların kurultay sürecinde delegelere dağıtıldığı iddiası en çok şu anda ağırlık kazanan iddia.
Acaba burada bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün delegelerini zan altında bırakmak istemiyoruz. Ama eğer ki bu para delegelere dağıtıldıysa acaba avukatlık bürosu üzerinden delegelerden bir yazılı beyan mı alındı konuşmama üzerine? Bir de farkında mısınız? Şeyler kapalı bakın, perdeler vesaire böyle çok hani böyle evet. Gizli tam böyle bu işin yapılacağı seçilmiş korunaklı bir yer. Ya muhtemelen bu tabii görüntülerin zamanlaması zaman da çok önemli. Ben zamanla ilgili videoya özellikle baktım. Üstte aslında bir zaman sayacı var gibi. Acaba tarih belli oluyor mu arkadaşlar? Tarih belli mi? Üst tarafta sanki bir sayaç var. Yani iddialar 10-12-2019. 10-12-2019. Saat 16:16. 10-12. 2019. 2019. Yani muhtemelen 2019 eski görüntüde olma ihtimali evet. Çok yüksek. 2019. 2019 tabii kurultaydan çok evet. Çok önceki bir dönem. Ama sonuçta tabii, tartışılan bir para. Kesinlikle evet. Yani cevap bulması gereken bir. Çünkü önemli isimler var. CHP içerisinden ciddi isimler var. İşte İmamoğlu'nun en güvendiği isim var. Bunu İmamoğlu'nun bu tartışmaları sonlandırması için ki sosyal medyada bugün gün boyu tartışıldı. Çıkıp bir canlı yayınla ki kendisi biliyorsunuz her şeyle ilgili bir açıklama yapıyor. Hı hı. Bu konuyu açıklığa kavuşturması peki, lazım. Bu bunun saate kadar budur, bir açıklama buraya gitti demesi lazım. Bu saate kadar bir açıklama gelmemiş olması neyi işaret ediyor sizce? Çünkü saat artık 6, bugün pazartesi. Sinem, rakam çok ciddi bir rakam. Yani sayılan paranın ciddi boyutta bir para. Bir açıklama yapıp bu parayı üzerine alırsa veyahut da benim bilgim dahilinde bu para sayım işlemi gerçekleşti gibi bir ifade kullanırsa bu paranın kaynağını açıklamak zorunda. Yani devletin her kurumunun harekete geçmesi gereken, bir taraftan savcılığın soruşturma başlatması gereken bir para, diğer taraftan da devletin bu paranın kaynağını araştırması gerekiyor. Peki, peki Sayın yani Sinan, bu saate kadar bir açıklama gelmemiş olması seçmen nezdinde nasıl karşılanacak dersiniz? Ya siyaseten, siyasal iletişim açısından çok kötü bir tablo. İmamoğlu için her dakika aleyhine işliyor. Niye aleyhine işliyor? Ya doğrudan kendisiyle ilgili bir iddia var ortada. Yani işte ya kule yapılmış. Yani 4 saat boyunca halkçı belediyelikten bahsediyoruz. Ya sayılmış. Sen şimdi şeffaflıktan değil mi? Ya mesela AK evet. Parti eleştirisinin temelini işte bu yolsuzluk vesaire sürekli bundan deme ve bu şekilde bir seçim kampanyası yürüten İmamoğlu. Şimdi sizinle ilgili bir iddia var ve ciddi bir iddia. Bu konuda suskun kaldığınız her dakika sizin siyasal olarak siyasal propaganda açısından, iletişim açısından, seçmen açısından aleyhinize işliyor. Yani ben onun yerinde olsam hiç vakit kaybetmem, bütün basını çağırırım ve belgeleriyle her şeyi söylerim, bundan kurtulurum. Ama bunu yapmadığı müddetçe bence seçmen bunu sorgular ki sorguluyor. Yani sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla seçmen bunu sorguluyor. Evet.